Samsun Gençlik Spor Kulübü teknik ekibinden Selami Altun'a beraberiz. Sayın hocam, Handbol Kadınlar 2. Ligi Sinemaksu sezonu B grubu 1. etabı bugün İzmir'de tamamlandı. Az önce sona eren Karaman Minik Katılım Spor Kulübü müsabakası ile beraber maçı 1. etabı tamamladınız. Şöyle bir bakıldığında 1. etapta Konya Hoca Ahmet Yesevi 29-26 mağlup ettiniz. Evet. İskenderun maçına otomatikman galip geldiniz. Karaman maçında da son saniye, son temdit atışı, 7 metre atışıyla 28-29 kaybettiniz. Evet. Bu üç müsabaka ile ilgili olarak ne söylemek istersiniz? Konya maçına biraz arkadaşlar, öğrencilerimiz biraz ürkek başladı. Ama maçı alacağımızı biliyorduk. Konya çok koştu, çok mücadele etti. Biz de çok mücadele ettik. Maçı kopardık maçın sonunda. İkinci gün zaten oynamadık. Karaman maçı ile ilgili çok iyi başladık. Gerçekten çok güzel başladık. Arkadaşlarımız çok coşkulu oynadı. Rakip de çok coşkulu oynadı. Bir şanssızlık eseri, tecrübesizliğimize geldi. Yenildik. Biz genç takımız, yeni yeni birlikte büyüyen bir takımız. Bu bize çok büyük bir tecrübe oldu. Peki hocam, ikinci etap için düşünceleriniz nedir? Burada özellikle İzmir etabından cebinize koyduğunuz önemli çıkarımlarınız ne oldu bu 3-2 müsabaka için? Biz büyük tecrübeler kazandık. Burada özellikle de Karaman maçında genç arkadaşlarımız zaten mücadele ediyor arkadaşlarımız, öğrencilerimiz. Mücadelemiz çok güzeldi. Oyunumuz da güzeldi. Son saniye 7 metresiyle kaybettik. Daha çok çalışıp daha iyi geleceğiz. İnşallah. Hatta tribünde olan handball ailesi içerisinde olan antrenörlerimizle konuşmamızda bir Mina Kılıç Aslan faktörü vardı. Özellikle evet. Maç içerisinde. Evet. Üst üste yapmış olduğu kurtarışlarla sizin 50. dakika 25-22 gibi bir skorla evet. Önde girmenizde de çok büyük katkısı olmuştu kaleciniz Mina'nın. Dedik ki son 7 metrede Mina'nın kurtarma şansı yüksek. Ama tabii ki olmadı. Olmayabilir. Kalecinizin performansı ile ilgili olarak ne söylemek istersiniz? Mina bunu zaten yapacağını belli ediyordu. Antrenmanlarda da, çalışmalarda da. Ortaokul maçlarından bu yana zaten Mina tanınıyor. Türkiye genelinde herkes tanıyor. Ben işin açıkçası 7 metreyi de çıkarır dedim ama tabii Karamanlı oyuncular, tecrübeli oyuncular. Onlar daha sakin kaldılar. Kazandılar. Tebrik ederim Karamanlı arkadaşları. İkinci etapta handbolhaber.net olarak başarılar dileriz hocam. Teşekkür ederim. Samsun Gençlik Spor Kulübü sporcusu Tuana Uçarlı ile beraberiz. Evet Tuana, Handbol Kadınlar 2. Ligi Sinemaksu sezonu B grubu 1. etabı bugün İzmir'de tamamlandı. Siz de başarılı bir performans gösterdiniz. 2 galibiyet, bir son saniyede gelen bir 7 metre atışıyla mağlup oldunuz. 28-29 Karaman Minik Atılım'a. Özellikle bu 3 müsabaka ile ilgili olarak ne söylemek istersin 1. etapla ilgili? Bu turnuva için, bu lig için çok uzun zamandır çalışıyoruz. Hedefimiz 1. lige çıkmaktı. Güzel başladık lige. İlk maçımızı aldık. İkinci maç İskenderun gelmediği için direkt maçı almış olduk. Bu maç için böyle zor geçeceğini biliyorduk. Maç aslında çok iyi başladık. İlk yarı berabere bitti. İkinci yarı çok iyi bir fark açtık ama farkı koruyamadık. Biraz tecrübesizliğimizden. Rakibimiz bizden yaşça çok büyük. Tecrübesi de bizden fazla. Bizim yaş ortalamamız 16-17 olduğu için biz biraz daha tecrübesiz. O yüzden farkı koruyamadık ve son 7 metreyle maçı kaybettik. Şöyle bakıldığında biz dedin tecrübesiz bir takımız dedin, genç bir takımız dedin özellikle. Buradaki İzmir'deki 1. etapta en önemli kazanımınız ne oldu? Arkadaşlarım, ben onların en büyüğüm. Onlar benden daha küçükler. İlk defa ligde oynuyorlar, lig tecrübesini alıyorlar. Bu heyecanlarını kontrol etmeyi öğrendiklerini düşünüyorum. Onlara çok şey kattığını düşünüyorum. Devam edeceğiz böyle. 1. lige çıkarız inşallah. İnşallah. 2. etap için hedefiniz nedir? Oraya nasıl bir hazırlık yapmayı düşünüyorsunuz? Özellikle sen kendin bireysel olarak ya benim şu pozisyonda şu şekilde çalışmam daha çok gerekiyor dediğin veya özel antrenman yapacağın bir düşüncen oldu mu? Tabii ki çok çalışmaya devam ediyoruz. Her gün antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hedefimiz maç vermemek.
bugün bir maçımızı kaybettik ama bundan sonra kaybetmek istemiyoruz. Hayırlısı olsun. Tuana, bir sonraki etapta başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.